dergisinde yazdım. Türkiye'de Hukuk Dergisi diye bir dergi vardı. O zaman Baro çıkartıyordu. Orada bir yazı yazdım. Ve dedim ki Birleşmiş Milletler'in statüsü değiştirilmelidir. Böyle Birleşmiş Milletler diye bir hikaye var ortada. 5 devlet var. Onlar daha da eşit. Beşleşmiş milletler. Bunlar beşli milletler. Gerisi hep figüran yani. Bunlara bir de asıl orada adı geçmeyen fakat gerçekte 5 devletin de tepesinde oturan bir devlet var, İsrail. Neden İsrail? Çünkü bakın çok enteresandır. Bütün devletler önce kurulurlar, çevrelerindeki komşuları tarafından tanınırlar. Tanındıktan sonra çevredeki komşu devletlerden biri Birleşmiş Milletler'e bu aday olarak tavsiye eder, gösterir ve Birleşmiş Milletler'e devlet olduktan sonra katılırsınız. Tarihte bir tek İsrail doğrudan doğruya Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuş bir devlettir. Hiçbir komşusu tarafından tanınmamıştır. Türkiye hariç. Hı hı. Ve dikkat edelim, burası çok önemli. Sınırları belli olmayan bir devlettir. Sınırları belli olmayan devlet olur mu ya? Adam her gün diyor ki burası da benim diyor. Evet. Orası da benim. Neye dayanarak söylüyorsun efendi bunu diyorsun? Siyonist, karşınıza gelen Siyonist diyor ki efendim bizim kutsal kitapta böyle yazıyor. Vaat edilmiş topraklar diyor. Kutsal kitapta böyle yazıyor diyor. Yok ya. Ya herkesin kutsal kitabında ne yazıyor diye baksak o zaman iş değişecek yani. Yani kutsal kitabımda buraları bizim dedi. İşte buradan bal akardı, bilmem süt akardı diyor. Burası bu toprak, burası bizim. Niye? Kutsal kitap öyle diyor. Yok ya. Yani kutsal kitaba binaen Birleşmiş Milletler diye birleşmiş üçkağıtçılar bunlar. 5 tanesi. Bu birleşmiş üçkağıtçının getirdiği bir sistem var ortada. Bakın bir örnek, orada da verdim ben o örneği. 1200 küsur İsrail'le ilgili karar gelmiş. Sadece bir tanesine Amerika kınama çıkma ihtimali vardır demiş ve sonunda o kınama da çıkamamış. Böyle Birleşmiş Milletler olur mu bu ya? Bu kanıtı galiba değil mi her şeyin? Bu bunun her şeyin kanıtı. Hangi demokrasi? Neyin demokrasisi bu? Peki. Uydurmaca bir olay. Güç demokrasiyi bozuyor. Yani dolayısıyladır ki Birleşmiş Milletler olsun, şurası olsun, burası olsun, buralarda demokrasi falan yok. Yok. Ya da Irak tipi demokrasi. Ya da ileri demokrasi. İleri var. Demokrasi var. Peki hocam, aslında hepsi dünyayla birbiriyle bağlantılı. Ama bu CERN'de sormazsam içimde kalacak. Evet. Dinler tarihi uzmanı gözüyle bir yorumunu almak istiyorum. Tanrı parçacı. Eyvah. Şimdi ben Cenevre'de yaşıyorum. Belki biliyorsun. Yani Tanrı parçacı diye bir şey var. Tabii bugüne kadar hiç kimse böyle bölük pörçük bir Tanrı görmüş değil. Duymuş da değil. Ateistler de buna gerileriyle gülerler yani. Şimdi bu parçacığın bir kısmı sözüm ona serinde bulundu. Ben de geçen gün söyledim bir televizyon konuşmasında. Bunun bir parçacığı da bizim Sultanahmet'te şeyde umumi helada yani duruyor demektir. Böyle tanrı olur mu ya? Yani bölük pörçük tanrı olur mu? Olmaz bir. Adam böyle bir laf etmiş değil ki. Adam God damn particle demiş. Allah'ın cezası particle'ı bir türlü bulamıyorum. Lanet olası demiş. Fakat yani bulamadım demiş. Bulamadığı için adam yani kahretsin bulamadım diyor. Allah kahretsin bulamadım. Ya ben de evde kalemi kaybetsem Allah kahretsin bu kalemi bulamadım derim yani. Değil mi? Ve o adam da böyle söylemiş. Ne olmuş? Şimdi Tanrı parçacığı olmuş. Ama niye böyle olmuş? Tanrı parçacığı haline getirmişler bunu. Neden? Çünkü bu projeye para lazım. Şimdi de Türkiye'yi kazıklamaya hazırlar. Yani 100 milyon avro meselesi var. 100 milyon dolar diyorlar. Siz verin. Bakın deve çıkacak. Kuş mu deve? Ya bu araştırmalar yapılmasın değil. Bunlar yapılacak. Atomun parçaları tabii ki bilinecek. Başka bir tarafı var mı yok mu, ama bunun Tanrı'yla Manrı'yla ilgisi yok. Ne Tanrı'nın parçacığı bulunacak ne başka bir şey bulunacak. Böyle bölük pörçük Tanrı olmaz. Yoktur. Kaldı ki bakın. İlk defa burada fırsat verdin, iyi oldu. Yani biraz ilgisini çeker inşallah entelektüel kardeşlerimizin. Tanrı parçacığı fikri 16. yüzyıl. 16. yüzyılda isimlerini de veriyorum. Lütfen isteyenler internete hemen girsinler, baksınlar. Ki ben de Eylül ayında Londra'da bu olayın tartışması konusuna katılacağım. 6 ilahiyatçıdan biriyim. Hı hı.
Orada Tanrı parçacığı hikayesi nedir meselesine katılacağım bir toplantıya uluslararası. Isaac Luria de Vidals diye yazılır ikincisi. Üçüncüsü Cordovero diye üç kabalist var. Bunlar seferat kabalistleri, Yahudi. Bunların bir tezi var. Diyorlar ki Tanrı kıvılcımdadır. Yani Tanrı'nın bir kıvılcımı var. Bunun İbranice adını söyleyeyim. Nitzut. Nitzut Tanrı'nın neridir? Biraz teknik oldu ama mecburum böyle. Bir. Yani burası entelektüel bir yer. Burada bunu söylemekte fayda var. Başka kanalda söylemeye gerek yok ama Tanrı'nın neri var? Ner nedir? Işığı var. Tanrı'nın aydınlatıcılığı var. İlahiyata göre. Kabala'ya göre. Bu nerin kıvılcımları var. Nitzut. Bu ışığı analiz edip, çözümleyip dağıtırsanız, bölerseniz karşınıza Tanrı'nın nitzutu yani kıvılcımı çıkar diyorlar. Bu tez bu tez. Ama bu bir tasvir değil mi aslında hocam? Tabii yani o dönemde yapılmış kabalacıların yaptıkları bir tespit. Diyorlar ki her olayda, her yerde bütün kainat Tanrı'nın kıvılcımlarıyla dolu. Yani başka da bir boşluk yok. Her şey kıvılcımdan ibaret. Onunla başlıyor. Ama bu kıvılcım neyin parçası? Işık, ışığın parçası. Tabii o sırada atom matom bilinmiyor. Dolayısıyladır ki 1560'lar, 1510'lardan itibaren başlayan bu akımda bu üç büyük kabalist haham bu tezi işliyorlar. Şimdi Tanrı'nın ne bugün biz ilahiyatta biliyoruz ki Tanrı'nın kıvılcımı da yok, Tanrı'nın partikülü de yok. Tanrı bunların dışında bir mevcudiyet, prezans olarak var. Başka da hiçbir türlü yok. Tanrı'yı limite eden olay da bizzat Tanrı kelimesinin kendisidir. Tanrı dediğiniz andan itibaren Tanrı'ya sınır koymuş olursunuz. Bu ilahiyatın bir olayı. Şimdi bunu geçeyim. Ama CERN olayı bugün İsviçre'de, Cenevre'de, Cenevre'nin meşhur gazeteleri var. 24 diye çıkan, 24 saat diye bir gazetesi var. Orada karikatürlere baksınlar. Ne yapacağız biz bu tünelleri? Burada sebze de yetişmez, hiçbir şey olmaz. Velodrom yapalım diyorlar. Bisiklet pisti yapalım. Şimdi kalkıp Türkiye'de birileri, efendim Türkiye 100 milyon dolar versin girsin bu işe çok faydası olacak euro. Versin girsin çok büyük bir olay çok mühim bir şey derler. Hatta bir de getirirler efendim siz 100 milyon verin sonra işte Tayyip Erdoğan gelsin CERN'de açılış yapsın derler yandık ha gitti 100 milyon. Yani çok gitti öyle para. Çok gitti de bu da ayrıca gitmiş olur yani. Yani bu bir akıl tutulması öyle gözüküyor. Evet, yani. Öyle gözüküyor. Ama iyi tahvil ettiler. Yani yakında tahvillerini de çıkarırlarsa bu işi aynen. Ama şaşırmam. Yani iş çözüldü bitti büyük ölçüde şeyde. İsviçre'de ne söylediler? İşte açıklama yaptılar. Bir şey bulduk ama ne olduğunu bilmiyoruz dediler. İşte böylece ki bulan da bulamadım diyor. Bulan da bulamadım diyor falan filan. Peki hocam. Bir tek noktaya geçeyim. Lütfen buyurun. Çünkü zaman dediğimiz olay gerçekte yok. Yani zaman bir konsept. Yer çekimli bir konsept. İnsanoğlunun ürettiği mekan ve zaman diye iki kavram var. Aristoteles'ten beri gelen bu iki kavramdan zaman geçerlilik itibariyle yok. Kara delik diyorsunuz değil mi? Kara delik zamanı emiyor, bitiyor, gidiyor. Yok, bitti. Zaman olmadığı için Big Bang'in başlama anını da bulmanız tespit mümkün edin. Değil. Olmayan zamanın başlama anı bulunamaz. Peki olmayan zamanın bulunamıyor da olan zamanın kini bulalım biz. Gözyaşları gölgesinde bir soruşturma yürütüyor. Siz aslında bunu o zamanki soruşturmaya müdahale etmemek adına farklı bir üslupla burada seçim öncesinde katıldığınız evet. programımızda anlatmıştınız. IRS üzerinden yürütülen operasyon. Son bilgiler ne? Vallahi çok sıkışmış durumdalar. Yani hadi sana bir buraya kadar gelmişim sonuna doğru programın bir komplo teorisi anlatmasam. Olmaz. Dayanamam yani. Biraz milleti güldürelim sıcak hava. Şimdi şöyle bir yer düşünelim. Yurt dışında bir büyük ülkede bir yer.
böyle bir çiftlik, müthiş bir çiftlik, güzel bir çiftlik evi olsun. Şöyle bir 36 metrekarelik bir oda. Ama ince uzun bir oda şöyle olsun. Burada bir saygıdeğer, kendi ülkesinde çok tanınan, bilinen bir din adamı masasına oturmuş. Şöyle de bir masa. Başka duvarlarda muvarlarda tabii İslami usul olduğu için hiçbir resim mesim yok ama şurada bir resim duruyor. Hayret bir olay. Yani gergef işlenmiş gibi böyle şey, goblen gibi bir tablo duruyor. Bir tek o var. Başka da hiçbir şey yok. O zat-ı muhterem de böyle oturmuş burada ne zaman ağlayayım, ne zaman ağlamayayım diye düşünüyor herhalde. Oraya bakıyorsunuz, ya nedir bu? Yani bunun odasında hiçbir şey yokken böyle bir tablo var orada. O nedir? Üstünde enteresan bir işaret var şöyle. Allah Allah diyorsunuz. Herhalde bu diyalogdan ileri geliyor. Olsa zahir deniyor. Artı değer mi yaratmış artı hocam? Artı değer yaratıyor anlaşıldığı kadarıyla. Dolayısıyla bunu yakında bütün internetlerde, şurada burada herkes herhalde görecektir, izleyecektir. Yorumu onlara bırakıyoruz. Ama bu çok garip bir hikaye hocam. Ben de rüyamda gördüm o resmi. Öyle mi? Rüyaya giriyormuş zaten bu. Öyle mi? Evet, bu hep herkesin rüyasına giriyormuş bu. Ha. Bak demek ki sen de görmüşsün bunu. Böyle bir resim var. Hayret bir şey yani, değil mi? Çok ilginç. Yani biliyorsunuz belki ben Fi tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı yazdım. Papa'nın gizli kardinalleri diye. Sonra bir vatandaş birdenbire toparlandı, gitti Türkiye'den. Ben de merak ediyordum niye gitti falan diye. Benim kafamda da o sırada o vatandaş yoktu yani. Açık söyleyeyim ki ben bu Papa'nın gizli kardinali olarak Arafat'ı düşünüyordum yani. 11. kardinal diyorsunuz. Evet, evet. Sonra böyle oldu ve şimdi böyle fotoğraflar, motoraflar çıkmaya başladı. Bu hayra alamet değil. Yani bunu Amerikalılar montaj da yapmış olabilirler. Benim de rüyama giriyor bunlar. Yani senin de girmiş. Bak başkalarının rüyalarına da girmeye başlayacak demektir. Orada böyle göreceksiniz. Allah Allah. Bak şu Allah'ın işine çok demiş iyi. Ya hani öyle bir olay. Allah Allah dedim de Erbakan geldi aklıma. Size güzel bir fıkra anlatayım. Onunla bitirelim istersen. 28 Şubat'ta Erbakan düştükten sonra, gerçek bu ama yani anlattığım. Bizi şeye çağırdı. Altınoluk'taki yerine çağırdı. Oraya gittik konuşurken dedim ki hocam niye düştünüz iktidardan ya? Nasıl analiz ediyorsunuz bunu? Dedi. Bir de milletvekili var İzmir. Eski milletvekili Ali Bey. Ali Bey sen anlat dedi Aytunç Bey'e dedi. Ve Ali Bey anlattı. Çok güzel söyledi. Aytunç Bey dedi biz dedi Allah 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 diye iktidara gittik. Allah Allah. Allah Allah diye iktidardan düştük. Çok çok iyi. Onun için burada da ben de bu işte bir Allah 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 demeye durumu geldim. Var. Evet. Tabii rüyalar bizim için rüya, evet. Başkaları için karabasan olabilir belki. Evet. Yani. Bu rüyalar çıkarsa pek hayırlı olmayacak hocam, bu işte. Bu fıkrayla bitirelim dediniz ama ben bir şey daha soracağım. Çünkü bir önce sizinle yaptığımız programda siz bence seçim öncesinin en flash açıklamasını yaptınız. Yapma ya. Ben yapmışımdır rüyaya dayalı. Çünkü rüyaya dayalı olabilir. Çünkü bence hiçbir şey ortada belli değildi. Bir takım anketler dolaşıyordu falan. Fakat siz burada bu stüdyoda dediniz ki seçimin sonucu ve oy oranları ne olursa olsun 2014'te AKP diye bir parti yok. Evet, bakın 2013 gelecek sene için mutlaka erken seçim kararı almak zorunda AKP. Bir erken seçime gitmek zorunda. Tayyip Bey de Cumhurbaşkanlığı. Şimdi şöyle bir ikilem var. Herkes bugüne kadar Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, işte Putin, Medvedev gibi görüyordu. Halbuki gerçek Medvedev başkasıydı. Yani Numan Kurtulmuş Bey'di. Hı hı. Ve ben de kendisiyle seçimlerden önce, son seçimlerden. Yani 2011 seçimlerinden önce. İki gün önce beraber oturduk. Bir de yanımızda profesör dostum vardı, Ömer Aksu. Üçümüz bir akşam yemeği yedik. Daha o zamandan biliniyordu bu iş. Yani bugün yapılan teklif, dün yapıldı ya teklif. O zamandan biliniyordu. Milli görüşe ihtiyacı var AKP'nin. Gayri milli olanların da tasfiye edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığında kalamaz. Yani Cumhurbaşkanı olduğu takdirde orada oturtmazlar onu. Başka olaylar çıkar. Şimdi dolayısıyladır ki Numan Bey gerçekten de çok dürüst, sağlam bir insandır. Ben de şahsen tanırım ve hani
bu şahıstan hoşnut musunuz dense evet öyledir. Bilgili bir adamdır bir defa her şeyin ötesinde. Şimdi Numan Bey'in de katılmasıyla o partide bir defa bir iç dönüşüm başlayacak. AKP içi bir operasyondan mı bahsediyorsunuz? Tabii. Büyük bir revizyondan. Evet o revizyon başladı ve devam ediyor. İçimizdeki Pensilvanyalılar var ya, hı hı. Onların etkisinin kırılması gerekiyor. Kırılmadığı takdirde ucu Tayyip Bey'e gelecek. IRS meselesi oraya kadar uzanır sonra. Amerika'daki gelir idaresi, IRS'i hatırlayamayan izleyicilerimiz için. Vergi daireleri. Yani o buralara kadar gelir sonra. Onun için herkes beklesin. 2013'te göreceksiniz. Erken seçim kararı alınacak ve erken seçim kararı sonrasında Tayyip Bey bu partiyi bir kere daha iktidara getirmek zorunda. Yani Tayyip yoksa Erdoğan gittiği gün o parti sıfır. Yani Tayyip Erdoğan gitsin AKP diye bir şey kalmıyor. Peki işte benim söylediğim bu 2014'te Tayyip Erdoğan etkisiz eleman oluyor. Peki o etkisiz olur AKP de kafa üstü gitmeye başlar. Burada bir detay var. Deve Kuşu Kabare'de Metin Akpınar, Zeki Alasya böyle bir oyunda oynarken işte 12 Eylül dönemini ve sonrasını anlatıyorlar. İşte rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'ı anlatıyor, Kenan Evren'i anlatıyor falan. Bir detayda diyor ki Çan Kulesi'nden gözleyenler var diyor. Şimdi Çan Kulesi'nden gözleyenler peki bu fotoğrafın neresinde? Çan şimdi bakın o dönemde bu biraz şey olacak ama o dönemde 1980'li yıllarda Çan Kulesi başka bir anlama geliyordu. Türkiye'nin kalbi Cumhurbaşkanı nerede oturuyor? Çan Kaya'da. Niye bunun ismi Çan? Kiliseye ait bir şey. Kaya da kilise demek. Kaya kilise demek Hristiyanlıkta. Çanlı kilise demek. Niye burada oturuyor da buranın ismi değişmemiş diye bu İslamcı çevre çok konuşurdu ve sorardı. Dolayısıyla Çan Kulesi'nden gözlemek, Yahova şahitliğinden gözlemek anlamına gelir. Neyse ben daha fazla ayrıntıya girmeyeyim. Ama tam tadında bıraktınız hocam. Ya komplo teorisini tadında bırakacaksın. Bunu tadında bırakmazsan Fehmi Koru olursun. Güzel, güzel. Şimdi Fehmi Koru olursanız benim de Rasim Özen Kütahyalı olmam lazım. Tadı kaçar şimdi. Bak gördün mü? Tadında bırakmak gerekiyor. Hocam programımızın sonuna geldik ama bir cümleyle Türkiye nereye koşuyor? Bakın Türkiye nereye koşuyor biliyor musunuz? Türkiye maalesef ve maalesef bir egosantrizmin kurbanı olmaya doğru gidiyor. Türkiye kendini dev aynasında görmemeli. Türkiye büyük devlet, gerçekten büyük devlet olur. Ama kendini dev aynasında görmesin, üstüne vazife olmayan işlere girmesin, vazife olanları bir hakkın yerine getirdiği zaman zaten büyük devlet olur. Suriye, bak yıllar önce, 3-5 sene önce, 10 sene önce neyse yani APO denen katil ortada Suriye'de cirit atarken 2 yıldızlı bir general Suriye'yi dize getirmişti. Bugün senin jetini düşürüyor Suriye. Gık diyemiyorsun, tevil yoluna sapıyorsun. Bakın Türkiye'nin geldiği yer burası. Maalesef. Çok acı bir tablo. Evet. Araştırmacı yazar Sayın Ali Tunç Altındağ. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ameliyatınızın ardından evet. Kırmadınız geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hatta teşekkür hala ederim. Ameliyatlıyım. Ayağım bile gitti ya. Çok geçmiş olsun efendim. Ben çok teşekkür sağ ederim. Çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Evet Ekopolitik'te bugün çok değerli bir konu ağırladık. Araştırmacı yazar Aytunç Altındağ bizlerle birlikteydi. Dünyada ve Türkiye'de yaşananların biraz perde arkasını konuştuk. Ne kadar perde arkası? Hep tabii Sayın Altındağ hep esprisini yapıyor komplo teorisi diye ama ya çok garip bir şey değil mi? Hep komplo teorisi denilen şeyler de şu son 3-5 sene içerisinde hızla gerçekleşmeye başladı. Aksilik işte. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.